Merhaba değerli arkadaşlar. 17. yüzyıl Türk Edebiyatı dersimizin birinci ünitesiyle birlikteyiz. Bu ünitemizde 17. yüzyılda tarihi ve sosyokültürel hayatla ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Arkadaşlar hemen siyasi tarihe kısaca bir bakalım. Osmanlı tarihinin çözülme asrı olarak bu asrı ele alacağız artık. Devlet en geniş sınırlarına ulaşsa da artık asrın sonunda geri çekilmeye başlayacak. Avrupa ve dünya siyasetindeki üstünlüğünü kaybedecek arkadaşlar Osmanlı Devleti. Devlet teşkilatı, askeri ve iktisadi yapı sarsılmaya başlayacak arkadaşlar bu yüzyılda özellikle. Arkasından tahta çıkan padişahların görev süreleri istikrarsızlığı ortaya çıkartacak. Çünkü kısa kısa dönemlerde hüküm süren padişahlar döneminde belirli bir istikrar ortaya konulamayacak. Çocuk yaşta tahta çıkan padişahlar yerine valide sultanlar artık söz sahibi olmaya başlayacak. Ve bu dönemde Yeniçeri ayaklanmaları ciddi bir şekilde devleti sarsacak arkadaşlar. Ekonomik sistemin bozulması Anadolu'daki isyanlara zemin hazırlayacak ve 1. Ahmet ile kardeş katli ilk kez uygulanmayacak arkadaşlar bu dönemde. Siyasi tarihle ilgili bunları söyleyebileceğiz. Yine aynı şekilde 2. Osman'ın trajik katliyle devlet içinde birbirini tetikleyen problemler meydana gelecek. 4. Murat 1634 yılından itibaren çok sert tedbirler alarak ve koymuş olduğu yasaklarla yönetimde yeniden söz sahibi olacak arkadaşlar. Batı'daki sorunları barış yoluyla çözmeye çalışacak 4. Murat ve bununla birlikte Bağdat seferine çıkacak. İkinci seferinde Bağdat'ı alarak Anadolu'da yeniden düzeni sağlayacak arkadaşlar 4. Murat. 4. Murat'tan sonra istikrar tekrar bozuluyor arkadaşlar Osmanlı Devleti içerisinde. Bu hususları görüyoruz. Yine 4. Mehmet'in sadrazamı olan Köprülü Mehmet Paşa amansız ve acımasız icraatlarıyla yeniden düzen ve otoriteyi sağlayacak arkadaşlar devlet içerisinde. 1683 yılındaki Viyana bozgunu ile çözülme ivme kazanacak artık. 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması'yla artık devletin gerileme dönemi başlamış olacak arkadaşlar. Bu yüzyılda başa geçen 9 tane padişah ve 62 tane sadrazam dönemin istikrarsızlığını göstermesi bakımından önemli bir veridir. Sosyal ve kültürel duruma hemen hızlıca bir göz atalım. Bu asırda Avrupa hem askeri alanda hem bilim ve teknoloji alanında ilerlemiştir. Bu ilerlemede keşifler ve koloni siyaseti etkili olmuştur. Siyasi anlamda Osmanlı'daki gerilemeye rağmen kültür, sanat ve ilim alanında önemli eserlerin ortaya konulduğunu biz görüyoruz arkadaşlar. Yine matematik, astronomi alanlarında önemli eserlerin telif edildiğini görüyoruz. Şiirle uğraşıp nef'i himaye eden 1. Ahmet döneminde önemli mimari eserlerin ortaya koyulduğunu ve Sultanahmet Camii'nin ibadete açıldığını biz görüyoruz. İyi bir eğitim alan 2. Osman'da Farisi mahlasıyla bir divan oluşturacak kadar şiir yazdığını biz görüyoruz. 4. Murat sert tedbirler alsa da alim ve sanatkarları himaye eden bir kişi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 4. Murat hat ve musiki ile ilgilenmiş, kendisi de şiir yazmış bir isim. Onun döneminde nef'i yakın bir ilgi görmüş. Şeyhülislam Yahya da yine bu dönemde şiirler söylemiş bir isim. Avcı Mehmet lakaplı 4. Mehmet de alim ve sanatkarları himaye eden bir kişi. 4. Mehmet döneminde sık gittiği için Edirne çok gelişmiş bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Musikiyi seven 4. Mehmet de Itri ve Hafız Post'u taltif etmiş bir isim. Bizim biliyorsunuz musikiğimizde önemli iki isimdir Itri ve Hafız Post. Osmanlı tıbbının en olgun çağının yaşandığını biz görüyoruz bu dönemde. Tıbbı cedid veya tıbbı kimya adıyla yeni bir akımın başladığını görüyoruz. Müziğin tıptaki uygulamaları yine dikkat çeken uygulamalar olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar 17. yüzyılda. Hat sanatında bir önceki asır yine takip ediliyor. Daha sonraki dönemlerde takipçileri çok olan Hafız Osman bu çağda yetişen bir isim. Musiki'nin ikinci parlak dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemde Batı notasına alınan pek çok eser günümüze de ulaşmıştır arkadaşlar. Katip Çelebi yazdığı eserler ve uyguladığı bilimsel objektif yöntemlerle dönemin önemli alimleri arasında yer alıyor. Seyahatname türünün en büyük temsilcisi olarak yine Evliya Çelebi bu asırda bizim karşımıza çıkan bir isimdir arkadaşlar. 17. yüzyıldaki Türk edebiyatına bakalım. Siyasi, iktisadi, içtimai alanlardaki olumsuzluklara rağmen Türk edebiyatı yükselişini devam ettirmiş. Bir önceki asırda klasikleşen şiir dili artık bu yüzyılda gelişimini devam ettirmiştir. Sultanların şiir yazması ve şairleri koruması bu hususta da etkili olmuştur arkadaşlar. Şairler artık İran edebiyatını kıstas kabul etmemeye başlamışlardır. Türk edebiyatının büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymaya gayret etmişlerdir. Bu asırda çok sayıda şair yetişmiş.
İstanbul kütüphanelerinde bu yüzyılda tertip edilen 150'den fazla divanın olduğunu biz kayıtlarda görmekteyiz. Bu asırda önceki dönemlere göre şairler sosyal ve ekonomik konulara daha fazla yer vermeye başlamışlardır. Nef'i ile Kaside Vadisi'nde açılan yenilik göze çarpar. Dil, üslup ve ahenk bakımından başarılı şiirlerin kaleme alındığını biz görmekteyiz bu yüzyılda. Gazelde baki anlayışını devam ettiren Ganizade Nadiri, Haleti, Şeyhülislam Yahya ve Şeyhülislam Bahai dikkati çekmektedir. Nevizade Atai, Nabi, Sabit gibi şairler gazele sosyal meseleleri de artık taşımaktadırlar. Naili, Neşati, Fehimi Kadim, Sebki Hindi'nin başarılı örneklerini vermiştir. Mesnevi'de sosyal ve kültürel konular daha çok göze çarpmaya başlar artık. Aşk konulu mesnevilerde büyük bir gerilemenin olduğunu biz bu yüzyılda görmekteyiz arkadaşlar. Bu dönemde sakinamelere çokça rastlanır. Mecmua geleneği yine devam etmektedir. Osmanlı coğrafyası haricindeki Türk topluluklarında edebi faaliyetler çöküş dönemine girer arkadaşlar. Çağatay, Azeri sahalarında bazı eserler verilse de artık bu asırın çok sönük geçtiğini görmekteyiz. Klasik üslup ve temsilcilerine hızlıca bir göz atalım. Önceki asırlarda yetişen Necati Bey ve Baki'nin temsil ettiği şiir anlayışı olarak karşımıza çıkar. Şiirde en belirgin özelliği ahengin muhtevadan daha önemli oluşu olarak ses söyleyebiliriz, tespit edebiliriz. Duygu ve lirizmden ziyade şiir tekniği ve dil bu dönemde klasik üslupta dikkati çekmektedir. Atasözü, deyim ve mahalli söyleyişlere özellikle yer verildiğini biz görmekteyiz arkadaşlar. Felsefi düşünce ve tasavvufi manalara fazla yer verilmez. Şiirde hakim tema aşk ve tabiat olarak karşımıza çıkar. Daha çok gazel nazım şekli tercih edilmiştir. Bu dönemin klasik üsluptaki en önemli temsilcisi Şeyhülislam Yahya'dır. Şeyhülislam Bahai, Ganizade Nadiri, Mezaki, Cevri, Riyazi, Tıfli, Rusuhi ve Vecdi bu dönemin klasik üsluptaki diğer isimleridir arkadaşlar. Sebki Hindi ve temsilcilerine hızlıca bir göz atalım. Anadolu dışında oluşup gelişen bir akımdır bu. Hint üslubu veya Hint tarzı demektir aslında Sebki Hindi. Bahadır Sarayı'nda Farsça söyleyen şairler tarafından başlatılmıştır. Örfi-i Şirazi, Naziri-i Nişapuri, Gazali ve Meşhedi'nin şiirlerinde Hint etkisinin görüldüğünü biz söyleyebiliriz. İran, Hindistan ve Afganistan'da hüküm süren Türk hükümdarları tarafından destek görmüştür arkadaşlar bu akım. 17. asırdan itibaren Türk edebiyatında etkisi görülmektedir. Zengin ve ince hayaller, ıstırap ve elem konuları bu akımla şiirde önemli bir yer edinmiştir arkadaşlar. Türk edebiyatında en önemli temsilcileri Nef'idir. Nef'i kasidedeydi. Fehimi Kadim, Naili, Neşati, Şehri ve İsmet'i yine Sebki Hindi'nin önemli temsilcileridir arkadaşlar. Hikemi tarz ve temsilcileriyle ilgili de kısa bilgiler verelim. Daha çok Nabi ile özdeşleşmiştir arkadaşlar bu tarz biliyorsunuz. Düşünceye dayalı hikmetli sözleri ve yaratılmışların varoluş sebebini ifade etmeye dayanan bir üslup bu. Hikemi şiir insanları terbiye etmeye, kamil insan olmaya, kötülüklerden uzak durmaya sevk eden didaktik bir şiir tarzı olarak karşımıza çıkar. İran'daki temsilcileri Türk asıllı Şevket-i Buhari ve Saibi Tebrizi'dir arkadaşlar. Bu tarzın Osmanlı'da yankı bulmasında dönemin sosyal ve kültürel yapısının etkili olduğu kesindir arkadaşlar. En önemli temsilcisi yine dediğimiz gibi Nabi'dir. Rami, Sabit, Seyit Vehbi, Talip, Raşit, Sami, Asım, Münif, Hami, Koca Ragıp Paşa, Haşmet, Fıtnat Hanım, Sümbülzade Vehbi, Süruri, Keçecizade İzzet Molla yine bu tarzın diğer önemli isimlerindendir arkadaşlar. Mahalli tarz ve temsilcilerine hızlıca bir değinelim. Şiirde yerli ve mahalli unsurlara fazlaca yer verme anlayışına sahiptir bu isimler. Sade dil ve mahalli unsurları kullanma, sosyal ve kültürel tasvirlere yer verme, yerli konu arayışı mahallileşme üslubuna kaynaklık etmiştir. Nevizade Atai ve Sabit kullandıkları konu ve dil bakımından bu üslubun önemli temsilcileri arasında sayılırlar arkadaşlar. Özellikle Mesnevilerde klasikleşmiş ortak konular yerine mahalli meselelerin ele alındığını biz görmekteyiz. Mahallileşme cereyanı daha sonra karşımıza çıkacak olan Nedim üslubunun da temelini oluşturur arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirtelim. Bu dönemde halk edebiyatı ve halk zevki de yaygınlaşıp gelişmiştir. Orta oyunu, Karagöz, halk hikayeleri, koşma ve türkü yaygınlık kazanmıştır değerli arkadaşlar. Tasavvufi şiir ve temsilcileri de bu yüzyılda yine önemlidir.
Tekke ve tasavvuf muhitlerinde şekil olarak klasik, mahiyet olarak eğitici, terbiye edici ve yetiştirici şiirlerden oluşur. Bu akım tasavvufi konular okuyucunun anlayacağı şekilde kaleme alınır. Bu asır tasavvufi şiirin en önemli temsilcilerinden bir tanesi Elmalı Ümmi Sinan'dır değerli arkadaşlar. Ümmi Sinan'ın takipçisi olan Niyazi Mısri de yalnız bu asrın değil, bütün Türk edebiyatının en lirik sufi şairlerinden bir tanesidir. Sunullah Gaybi ve İsmail Hakkı Bursevi de bu asrın önemli tasavvufi şiir temsilcilerindendir. Bu isimlerin şiirleri tasavvufi bir neşve ile kaleme alınmıştır. Bazıları hece vezninde kullanmıştır arkadaşlar. Bu isimlerin bazı şiirleri de bestelenmiştir.